Ne kadar harcar serisinin 7. videosuna hoş geldiniz. A'dan Z'ye evde kullandığımız her ev aletinin gıdası olan elektriğe gelen güzide zamlarla artık ne kadar harcarlarımız da aynı oranda arttı. Farkındayım. Videoya geçmeden önce elektrik faturasını görüp de hala kendine gelemeyen izleyicilerimiz için neler olup bittiğini kısaca açıklayalım. Çünkü içeriğimiz bu bilgiler doğrultusunda ilerleyecek. 2022 Ocak 1 itibariyle kademeli tarifeye geçildi. İlk kademede aylık 150 kW'a kadar olan elektrik tüketimlerimiz için ikinci kademeye göre nispeten insancıl bir %50 zam ile elektriğin kilowatt saati 91 kuruştan 1,37 TL'ye yükseldi. Bu cepte İkinci kademe ise 150 kW'dan sonraki tüketimlerimiz için. Burada ise %125 gibi kallavi bir zam yapılarak elektriğin kW saati 91 kuruştan 2,06 TL'ye yükseldi. Ben 150 kiloyu geçince faturam ikinci kademeden mi hesaplanacak yani? Güzel bir noktaya değindin. Buradaki yanlış anlaşılmanın önüne geçmek gerekir. Diyelim ki 20 gün boyunca kullandığınız elektrik 150 kW oldu. Buraya kadar kullandığımız elektriğin fiyatı 150 kW çarpı 1.37'den 205,5 TL olacaktır. Bu aşamadan sonra kullandığımız elektriğin kilovatı ise 2,06 TL ile çarpılacaktır. Yani kalan 10 günde 75 kW elektrik tükettiğimizi düşünürsek 75 çarpı 2,06'dan 154,5 TL elektrik tüketmiş olacağız son 10 günde. Böylelikle ayda 225 kW elektrik tüketen bir aile 360 TL elektrik faturası ödeyecektir. Kapiş! Tek başına bir buzdolabının 70 kW, bir kombinin 50 kW elektrik tükettiğini düşünürsek, yaşanan bir evde 150 kW'ın altına düşmek neredeyse imkansız. Daha bunun bulaşık makinesi var, çamaşır makinesi var, ütüsü var, televizyonu var, ışıkları var, fırını var, bilgisayarı <laughs> var da var yani. Seyir var, saçkot. Tamam anladık var ama size güzel bir de haberim var. Yazın 10 gün boyunca tatile gittiğinizde 150 kW'ın altında kalıyorsunuz. İşte. Şimdi dışarısı buz gibiyken evde elektrik sobası yakamıyorum. Bir ayda elektrik sobasının fiyatından daha yüksek elektrik faturası geliyor diyenler. Soğuk kış günlerinde sıcacık bir yatakta yatmak istiyorum diyenler. Ucuz yollu ısınmak istiyorum diyenler için elektrikli battaniye ne kadar harcar diyoruz. Bu sıcacık ortamı oluşturmak için ucuz yollu en büyük yardımcılarımızdan birisi olmaya aday. Peki bu sıcak yardımcımızdan faydalanmak için ne kadar elektrik tüketmemiz gerekiyor? Küsüratlarla uğraşmadan birinci kademeye aldığımda anlık olarak 40 watt elektrik tükettiğini görüyorum. İkinci kademeye aldığımda ise anlık olarak 80 watt elektrik tüketiyor. Her akşam yatmadan yarım saat önce birinci kademe olan ılık ayarda açıp yatarken kapattığımız bir kullanım düşünelim. Her gün yarım saat kullandığımız için ayda toplam 15 saat yapar ki bu da toplamda 600 watt demektir. Yani 0,6 kW. Bu da tüketim miktarımız 150 kW'ın altında ise 82 kuruş, 150 kW'ın üstünde ise 1,23 TL olarak faturamıza yansıyacaktır. Yarım saat az gelir, 1 saat olsun diyenlerde çıkan rakamları 2 ile çarpsın. Ne kadar ucuza geldi değil mi? Şimdi de battaniyemizi yine yatmadan önce yarım saat boyunca ikinci kademe olan sıcak ayarda çalıştıralım. Ayda toplam 15 saat açık kalacaktır. Bu da 1.2 kW demek. Tüketim miktarımıza da bakarsak aylık tüketimimiz 150 kW'ın altında ise 1.6 TL, 150 kW'ın üstünde ise 2.5 TL olarak faturamıza yansıyacaktır. Ha ben gece boyunca açık tutarım da diyen varsa ne yapacağını biliyor artık nasıl hesaplanacağını aşağıya yazıyorum. Burada yaptığım hesapta tüketimin hepsini birinci ya da ikinci tarifedeymiş gibi hesapladım. Ama gerçekte bir kısmını birinci tarifeden, diğer kısmını ikinci tarifeden kullanmış olacaksınız. Ama ne kadarını hangi tarifeden kullandığımız belli olmadığı için fikir vermesi açısından ayrı ayrı hesapladım. Son olarak önemli bir konu güvenliğe de değinmek istiyorum. İnternette elektrikli battaniyeden dolayı elektrik çarpması, yangın çıkması hatta ölüm haberleri bile mevcut. Hayatımızın her alanında risk faktörü olduğu gibi elektrikli battaniyede de bu tür şeyler olabiliyor. Ancak bu gibi durumlar milyonda bir olacak kadar azdır. Ve yüksek ihtimal eski yıpranmış ya da merdiven altı üretilmiş ürünlerde meydana gelmiştir. Hatta kansere yol açtığı bile söylenmekte. Ancak araştırmalarım sonucunda kanser ile bilimsel bir bağlantısının tespit edilemediği sonucuna ulaştım. İlgili makaleyi açıklamalar bölümüne ekliyorum. Her üründe olduğu gibi kalitesiz bir ürün almadığınız sürece sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Hatta makinede yıkanabilir kaliteli elektrikli battaniyeler bile mevcutmuş. Ama ihtimal çok düşük bile olsa benim aklım kalır. Gece yatarken altımda elektrikli bir şey çalışmasını istemem derseniz de yatmadan yarım saat ya da bir saat önce açıp yatarken kapatmak hatta fişten çekmek bu ihtimalleri sıfıra indirecektir. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.